Herkese merhaba. Bu videoda sizlere Horace McCoy'un yazmış olduğu Atları da Vururlar isimli kitaptan bahsetmek istiyorum. Kitap 1930'lu yılların Amerika'sında geçiyor ve o dönemdeki işsizlik nedeniyle yapılmakta olan dans maratonlarını ele alıyor kitap. Bu maratonlar zamanında gerçekten de yapılmış ve daha sonra insanlık dışı bazı uygulamaların olduğunu fark edince de dikkatleri üzerine çekerek oldukça eleştirilmiş ve bir şekilde kaldırılmış. Kitabımızda Robert ve Gloria'nın hikayesini okuyoruz. Robert kitabımızın ana kahramanı ve biz bütün öyküyü onun ağzından okuyoruz. Bir bakıma bizim anlatıcımız. Robert bir gün gezinirken Gloria ile karşılaşıyor ve Gloria oldukça umursamaz birisi ve oyuncu olabilmek için uğraşan birisi. Bir şekilde Robert'la Gloria'nın yolları kesişmiş oluyor ve birlikte bir dans yarışmasına, bir dans maratonuna başvuru yapıyorlar. Bu dans maratonunda saatlerce, günlerce, haftalarca dans ediyorlar ve kalan çifte para ödülü veriliyor. Elbette ki başta da söylediğim gibi büyük buhran döneminde gerçekten ekonomik olarak oldukça sıkıntılı bir süreç var ve işsizlik de had safhada olduğu için o paraya herkesin ihtiyacı var. Bu sebeple de bu tarz yarışmalara insanlar çok fazla katılmışlar. Kitapta da zaten bu yarışma süresince olanları okuyoruz. Açıkçası benim etkilendiğim kitaplardan birisi oldu Atları da Vururlar. Çünkü kitabın içinde oldukça ilginç karakterler yer alıyordu. Ve bence Gloria karakteri özellikle incelenmesi, üzerine düşünülmesi gereken karakterlerden birisi. Çünkü Gloria çocukluk ve gençlik dönemlerinde büyük sıkıntılar atlatmış birisi. Ve belki de bu sebeple hayata karşı bakışı biraz daha farklı. İnsanlara tam olarak bir güven duyamıyor ve her şeye şüpheyle yaklaşıyor. Aynı zamanda çoğu insani duygudan da yoksun birisi. Nasıl seveceğini, nasıl davranacağını, bu tarz konuları bilemiyor. Zaten o dans maratonuna katılmış olan bir çifti de oldukça rahatsız ediyor. Hamile olan kadına sürekli böyle bir dünyaya çocuk getirmek istiyor musun diye onu sıkıyor. Ve bir süre sonra eşi de bundan rahatsız olarak Gloria'yı tehdit ediyor. Ve Robert'la arasındaki ilişkide de bu şekilde bazı sıkıntılar olduğunu görüyoruz. Ve bu nedenle de Gloria kendini hayatın dışında tutmaya çalışan bir karakter. Ve kimseyle yüz göz olmak istemeyen birisi. Açıkçası bu özelliklerinden dolayı bana biraz da Truman Capote'nin yazmış olduğu Tiffany'de Kahvaltı kitabının baş karakteri Holly Golightly'yi hatırlattı. Çünkü o karakterde çocukluk ve gençlik yıllarında sıkıntılar yaşayan ve sevgi olmadan büyüyen bir karakterdi. Bu sebeple de dans partileriyle ve eğlencelerle bir şekilde kendi içindeki üzüntüyü atmaya çalışıyordu. Elbette Gloria'nın durumu ondan biraz daha farklı ve belki biraz daha trajik bir hayat öyküsü var Holly'ye göre. Ve yaralanmış bir birey olduğu için insanlara olan güveni de oldukça azalmış durumda. Açıkçası benim beğendiğim kitaplardan birisi oldu. Anlatım dili de oldukça sadeydi, anlaşılırdı. Kitap ağırlıklı olarak diyaloglardan oluşmakta ve bu sebepten dolayı da okuması oldukça rahattı. Benim elimdeki baskı 150 sayfa ve hızlı bir şekilde okunabiliyor. Ben bu kitabı bir sahafta bulmuştum ve oldukça da uygun bir fiyata aldım. Açıkçası böyle ilginç bir öykü okuyacağımı da pek düşünmemiştim. Zorlu koşullar altında hayatlarını sürdürmeye çalışan ve bazı hayalleri olan insanların o dans yarışmalarında ne hale geldiğini göstermesi açısından da önemli bir kitap olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar bu dans maratonuna katılan kişiler belli bir para kazanmak için hayatlarının en azından belli bir dönemini birazcık daha rahat geçirebilmek için bu yarışmalara katılmışken o maratonu düzenleyenler tarafından, o maratonu seyretmeye gelenler tarafından tamamen bir eğlence olarak görülüyor. Bu açıdan da oldukça rahatsız edici bir durum olduğunu da düşünüyorum bunun. Ve o dönemdeki zorlu koşullar altında yaşayan toplumun yapısını güzel bir şekilde verebildiği için benim sevdiğim, beğendiğim kitaplardan birisi oldu. Aynı zamanda kitabın 1969 yılında çekilmiş olan bir film uyarlaması da var. Ve o da gerçekten çok güzel. Ama elbette ki kitaba göre ufak tefek değişiklikler yapılmış senaryoda. Yine de bence güzel bir uyarlama. Ve film zamanında Oscar'a aday gösterilmiş ve bazı dallarda da sanırım ödül kazanmış. Film uyarlamasına da bir göz atabilirsiniz ama kesinlikle kitabı okumanızı tavsiye ederim. Bildiğim kadarıyla kitabın yeni baskıları yapılmış. Bu nedenle kitaba ulaşabilirsiniz. Belli bir dönem hakkında, o dönemde yaşanan belli olaylar hakkında ufak ufak da olsa bilgiler almak istiyorsanız göz atabileceğiniz bir kitap. Benim anlatacaklarım bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.